Fanatik Web TV'den herkese mutlu günler. Konuğumuz Fanatik Gazetesi yazarı Sayın Hasan Ali Atasoy. Hasan Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle biliyorsunuz Süper Lig'deki 30. haftanın kapanış maçında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini geride bıraktık. Hemen maçın öncesine dönersek yenen bir yemek vardı Adnan Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanı ile Aziz Yıldırım'ın yediği bir yemek. Ortaya çıkan spekülasyonlar vardı. Konuşulan iddialar. Aynen. Çirkin iddialardı gerçi de. Ve bundan sonra da bu maçın atmosferi, dün Fenerbahçe galip geldi. Sizin de bu maçtan önce yazdığınız bir yazı vardı. Hepsini bir değerlendirmeliyiz. Evet, bu maç şaibelidir başlıklı bir yazınız vardı. Ortaya çıkan sonucu bir değerlendirelim bakalım. Şimdi bunu şundan yazdım. Ben aptal değilim. Yani orada herhangi bir şekilde bir pazarlık olmadığını tabii ki biliyorum. Yani böyle kirli kirli ve yani böyle iğrenç bir pazarlık yapılmadığını tabii ki biliyorum. Ama bunun 3 sene öncesi var. 3 sene önce hani Yıldırım Demirören, Adnan Polat buluşması ve sonrasında Fatih Gazetesi'nde bizim Orhan Yıldırım'ın yaptığı haber de var. Yani biliyorsunuz Yıldırım Demirören'in ağzından kupayı biz alalım, Galatasaray'da şampiyon olsun filan diye. Hal böyle olunca 4 gün sonra da Beşiktaş Galatasaray maçı vardı ve Fenerbahçe ile Beşiktaş çekişiyordu. Galatasaray çekişiyordu şampiyonlukta. Hal böyle olunca işte o rüzgardan mesela birileri durumdan vazife çıkardı. Mesela Sergen Galatasaray defansını 5'e 2 yakalamışken Sergen gibi oyuncu topa bastı ve orta sahaya geri döndü. Şimdi iş oraya dayanıyor. Evet. Hafızamızda. Gece yarısı federasyon başkanının evinde toplantılar, işte bilmem ne otelde gizli işte gaza toplantıları. Evet. Oraya da yani şaraplı bir de özel şarap siparişli. İş oralara dayanıyor. Hal böyle olunca şimdi burada Fenerbahçeli taraftarların öfkesi çok doğal. Yani ben de şey yaptım. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe 5-0 yense, 6-0 da yense bir problem olmaz. Yani yenebilir de zaten. Evet. Fenerbahçe Hacettepe'de yeniyor yani. Hatta Gençler Birliği'nde bir 10'luk farktan kurtuldu Fenerbahçe. Fenerbahçe bu halde zaten. Ama o andan itibaren bütün burada şey mesele yani töhmeti yaratan Yıldırım Demirören'in geçmişteki bu konudaki sabıkası. Fenerbahçe taraftarları da yani Fenerbahçe başkanının zamanlamasına öfkeli. Yani çünkü maçı spekülasyonu açık hale getiriyor o yemek. Halbuki böyle bir konuşma asla olamayacağı halde. Yani Yıldırım Demirören daha önce yaptığı konuşmayı açık açık kameralar karşısında yaptığı konuşmayı o masada yani ima etmeye dahi cüret edemez. Buna rağmen Fenerbahçe taraftarının öfkesi de bu. Sorun Aziz Yıldırım'ın bu yemek davetini kabul etmesinde değil evet, mi? Evet yani ben çok net söylüyorum. Eğer davet karşı taraftan gelmişse Aziz Yıldırım burada tuzağa düşmüştür. Çok net söylüyorum yani. Ve onun tecrübesindeki bir başkanın açıkçası konduramadım. Bak mesela maçtan sonraki şeylere bak. Yani o toplantının deşifre oluşundan sonra bu kadar aleni yerde yapılan bir şey yemek. Yani bu kadar aleni yerde yani gizli bir yerde yapılmıyor. Aziz Yıldırım iki kere açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet. Yıldırım Demirören neden açıklama yapmadı? Evet. Neden yapmadı? Çünkü onun için normal, sıradan bir şey yani. Ama Aziz Yıldırım için sıradan değil. O halde neden yani 3 kuruşluk ağızlara sakız veriyorsun yani? Gerek yok. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı sonuna kadar da haklı bu konuda. Başkanı eleştirmekte. Evet, evet. Burada ama şey değil bak yani. Maç satıldı, bilmem ne oldu, kirli pazarlık yapıldı, işte ganimet paylaşıldı falan diye bir durum asla söz konusu olamaz. Davete çok icabet etmek konusunda. Yani zamanlama harikası. Orada olmamalı. O noktadan itibaren bir sürü ağza malzeme veriyorsun. Yani dün Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenseydi hakkıyla hani kanırta kanırta 5-0, 6-0 yenseydi bile bu maçın üzerinde töhmet kalacaktı. Yani gerek Fenerbahçe'nin üzerine gereksiz yere leke kondurulacaktı bir takım odaklar tarafından. Evet. Buna da zemin hazırlamamak gerekiyor. Hemen o zaman maça dönsek de herhalde muhtemelen futbolcuları da olumlu yönde motive etmiş ki açıklamaları da galiba hepimiz de gördük. Biraz da kısaca maçı değerlendirsek. Ters motivasyon oldu işte. Yani futbolcular da bunu şey meselesi haline getirdiler. Namus ve onur meselesi haline getirdiler. Burada sizin yazınızda dediğiniz gibi yani. Burada namus ve onur meselesi derken kastım da şu. Bir futbolcu herhangi bir takımda Hacettepe'de, Fenerbahçe'de, Sivasspor'da, Beşiktaş'ta formasının hakkını sonuna kadar vermiyorsa, mücadelenin hakkını sonuna kadar vermiyorsa, koşması gerektiği kadar koşmuyorsa, yani profesyonel namusunu ortaya koymuyorsa zaten
onun meslek onuru tartışmalıdır. Yani bu şeyde de, bu memur için de böyledir, işçi için de böyledir, benim için de böyledir, senin için de böyledir. Evet. Tamam mı? Yani aldığın paranın hakkını vermekten bahsediyorum. Yoksa tabelaya bakarak değil. Hani şimdi şairin bir lafı var. Diyor ki yani öyle büyük olur ki benim yenilgilerim diyor. Düşmanlarım perişan olur yenilgimden. Şimdi mesele bu. Tabela 5-0 olabilir aleyhine. Ama mücadelede ve saha içindeki performansla koşma, mücadele bilmem ne futbolun temel unsurlarında 5-0 önde olacaksın kardeş. Bu Sivas Sporlu için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli. Evet. Yani burada ayırt etmez. Tabeladan tabelaya ya da kazanmaya, yenilgiye, yenmeye bağlı olarak bir şey söylemiyoruz. Ayrıca zaten futbola ölüm kalım meselesi olarak bakanlar, yani onların psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Tamam mı? Ya da futbolu sadece kazanmak ve başarı olarak algılayanların, onların da psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Biz tabeladan bağımsız olarak bir şey söylüyoruz. Yani burada normal herhangi bir sonucun saçma sapan bir şekilde tartışmalı hale getirilmesine itiraz. Evet. Tamam mı? Mesele bu. Yani toparlamak gerekirse zaten futbolcular da muhtemelen bu istenmeden verilen mesajı aldılar ve sonuçta bu futbolcular şekilde... Futbolcuların maçtan sonraki açıklamaları bunu gösteriyor zaten. Evet. Burada bütün mesele şuydu. İki Sivas Spor maçında ve Kayseri Spor maçının ilk yarısındaki performansı bu maçta göstermek zorundaydın. İkna olmak zorundaydı vicdanlar. Gereksiz yere bir töhmetti bu. İkna ve futbolcular da ikna oldular. Beşiktaş muhtemelen aşırı motivasyon yüzünden, hani çok motivasyon hiç motivasyondur. Aşırı motivasyon yüzünden kasları çözülmüş Beşiktaş'ın. Muhtemelen öyle. Çünkü bu kadar kötü görmedim Beşiktaş'ı. Yani Beşiktaş da Galatasaray, Fenerbahçe gibi sallapati gidiyor falan ama bu kadar kötü de değildi yani. Süremiz de kısıtlı. Şimdilik teşekkür edelim. Tamam, başka konularda tekrar görüşlerinizi alacağız. Çok teşekkür ederiz teşekkür katıldığınız ederim. Için. Fanatik Web TV'den herkese iyi günler. Yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.